Evet, merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda da Mozart'ın, Leopard Mozart'ın Menuet adlı parçasına bakacağız. Yine parçamızın önce bir ritmine bakalım. 3-4'lük yani 3 zamanlı ne diyorduk? Önce şöyle bir şifresini çözelim. 1-2-3, 3 zamanlı. En küçük ritme bakalım. 8'lik. 1 ve 2 ve 3 ve, değil mi? Bu şekilde yapıyorduk. Sonra 8'liklere de biz ne diyorduk arkadaşlar? 1 ve kendi içinde. Bakın burada önce sağ el başlamış, sonra sol el devralmış. Bazen çalarken şu sıkıntı olabiliyor. Saymadığımız için şurayı 4'lük gibi çalanlar olabiliyor. Yanlış yapılabiliyor. O yüzden saymamız lazım. Ya bu parçayı 1, 2, 3, 1, 2, ta, ta diye saymamız lazım. Ya da 1 ve 2 ve 3 ve. Otomatik bunun içine ne geliyor? 1 ve 2 ve geliyor. 3 ve burada geliyor. Böyle saymazsak mutlaka şuralarda yanlış yapıyoruz arkadaşlar. Başka ona benzer bir yer var mı? Yok. Mesela şurada saymamız gerekiyor. Öbür türlü kulak dolgunluğuyla çalınmış oluyor. Bakın şuradan çalıyorum şimdi. 1 ve 2 ve diyerek. Yani fa, do, 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 la, do, fa, re, 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 si, re, fa, do, do. Evet, çift sesleri de genelde ezgi %90 üstte oluyor. Üst taraftaki yani çift seslerde la, do ise üstte okuyoruz. Onu söyleyeyim. Şimdi burayı çalıyorum arkadaşlar. Buradan hatta şuraya kadar geleyim. Şurada da yine benim saymam lazım. Ya 1 ve 2 ve ya da 1, 2, 3. 3 de bura oluyor diye saymam gerekiyor. Alıyorum baştan. Parçamızın fa majör olduğunu da belirteyim. Si bemol almış. Ya fa majördür ya re minördür. Parçanın başlangıcına bakalım. Fa, la, do, fa, la, do akoru. Fa ile bitmiş. Evet, parçamız fa majör. İlerleyen dakikalarda bir de fa majör diziyi yaparım. Şimdi baştan bir kere çalıyorum. Bakın. 1 ve 2 ve 3 ve 1 ve 2 ve 3 ve. Gördünüz mü? 1 ve 2 ve 3 ve de bu notayı çaldım. Çok önemli. Bir daha baştan alıyorum. Notadan takip edelim. 1 ve 2 ve 3 ve 1 ve 2 ve do, 1 ve 2 ve 3 ve 1 ve 2 ve si re, 1 ve 2 ve 3 ve 1 ve 2 ve la, do, si, la, sol, fa, 2, 3. Ne oldu parçamız bu şekilde? Sağ elini çalmış olduk. Şimdi sol ele bakalım. Sus'la başlıyorum. Fa, la sesi var. Si bemol re var. Fa la. Şurada si do var. Tabii ben çalarken şuralara da dikkat ediyorum. Şu basonları çok önemli. Şimdi sol eli çalıyorum arkadaşlar. Sus'la başlıyorum. Sus. Fa la. Fa la. Fa la. İki. Sus. Sus. Si re. Si re. Si re. İki. Sus. Sus. Fa la. Fa la. Fa la. İki sus, si, do, açtım elimi, fa, do, fa. Bakın şurayı yapıyorum. Şuralarda önden elimi açıyorum daha rahat çalabilmek için. Şuradan alıyorum si bemolden. Bakın, açıyorum, kapattım, tekrar açtım. Bu şekilde. Yani böyle zıplama yapmıyorum da elimi aça aça gidiyorum daha rahat çalabilmek için. Evet, şimdi parçanın, bakın şuraya kadar olan kısmını yapacağım. Neden? Şu ritmi anlayabilmek için. Başlıyorum. Fa, do, do. 1 ve 2 ve 3 ve. 1 ve 2 ve 3 ve. Evet, şimdi yanlış olanı yapacağım. Bakın burayı saymadan yapalım. Mesela burasını bir vuruş yapacağım şimdi. Bakın. Gördünüz mü? Böyle de ezgi çıkıyor. Ama doğru olmuyor tabii ki.
Parçayı bilen anlar, bilmeyen anlamaz ama böyle de ezgi bir şekilde ortaya çıkıyor. Ama başka bir ezgi çıkıyor dediğim gibi. Şimdi arkadaşlar, şurada söyleyeceğim ekstra bir şey yok. Şuradan şuraya kadar, baştan şu tekrar kısmına kadar şöyle yavaşça başlıyorum yine. Önemli yerlerde sayacağım. Evet. Şurada pozisyonu değiştiriyoruz arkadaşlar. Bunun son anında elimizi La'ya 3 getiriyoruz. Çünkü La'da şu an 1-2 var. Bu şekilde elimi kaldırıp getiriyorum. Nereden alayım? Şu Fa'dan alıyorum. Bakın şuradaki pozisyon değişimine iyi bakalım. Tam Fa'dan alıyorum. 1-2 ve... Bu şekilde tamamlamış oldum. Bazen özellikle fa anahtarında oktavları karıştırabiliyoruz. Şimdi şu do'yu nerede bastığımıza iyi bakın. Şu do ile şu do aynı arkadaşlar. Aşağıya doğru indiğinde bu da do notası. Sol, fa, mi, re, do. Burası do. Oktav çalmış. Şurada susumuz var. Sol. Bakın görelim. 1 ve 2 ve 3 ve. Gördünüz mü ritmi? Bu ritim kendi içinde değişebiliyor. Daha önceki çalışmalarda da bahsetmiştim. Bazen dörtlük şurada olabiliyor, bazen burada olabiliyor. Önemli olan doğru saymak. Şimdi şu do'yu nasıl bulacağız? Ona bir bakalım. Şu do'yu unutmayalım. Bakın. Fa, do, fa. Bu do'yu unutmamıştık. Şimdi do, do'yu böyle bu şekilde basmış oldum. Orta do'm burası. Bakın. Fa, do, fa. Geldim. Bu şekilde bastım. Şimdi ince solümüz zaten burada. Buradan alıp buradan devam ediyorum. Tam şuradan alıyorum. Sol, sol, mi, fa, re, mi, sol, do. Do. Sol, sol, mi, fa, re, mi, sol, do. Sonra parçanın başına döndü. 2 ve 3 ve 1 ve 2 ve 3 ve 1 ve 2. Evet. Şimdi arkadaşlar neresiydi orası? Ha. Burası şöyle bakalım. Parçalarda genelde oluyor. Fa doğdu. Yani aslında şuranın aynısı. Bitiriş kısmını şu ortadan almış. Buranın bitirişi, buranın da bitirişi olmuş. Şimdi parçayı baştan sona tekrarlarıyla yine önemli yerlerde 1 ve 2 ve'yi vurgulayarak tekrarlı bir şekilde çalıyorum. Baştan alıyorum. 1 ve 2 ve 3 ve 1 ve 2 ve 3 ve 1 ve 2 ve 3 ve tekrar. Şurada önemli bir yer gördüm. Unutup ya da dalıp şu do'yu uzatıyoruz şurada. Burada susa yapmamız gerekiyor. Bakın önce yanlış yapacağım. Şu do'yu hiç kaldırmayacağım. Burada da varmış gibi, bağlıymış gibi. Önce yanlış yapıyorum. Bakın. Kaldırmadım. Şimdi doğrusunu yapıyorum. Böyle siz de böyle kaldırmayın. Ben göstermek için kaldırıyorum. Şimdi doğrusunu yapayım.
şekilde parçamızı Menuet, Mozart'ın, Leopold Mozart'ın Menuet'ini bitirmiş olduk arkadaşlar. Videoyu durdura durdura, geri sara sara, bol bol izleyerek bu parçayı tertemiz hale getireceğinizi düşünüyorum. Bu çalışmamız burada bitmiştir. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar dilerim.